Efendim herkese selamlar. Bir süredir air fryer videosu yapmıyorduk. Bu videomuzda General Mobile'ın ki genellikle biliyorsunuz General Mobile dediğimizde aklımıza telefon gelir ama artık ekosistem ürünlerine de sahip firma ve şu anda bende işte bugün inceleyeceğimiz air fryer'ları var. Aynı zamanda bir de hava temizleyicileri var. Önümüzdeki haftada inşallah hava temizleyicisinde yakından bakacağız. Şimdi öncelikle bu ürün 5 litre kapasiteli ve bugünün fiyatıyla söylüyorum en uygun fiyatlı bulduğum yerde 3000 TL fiyatla satılan bir Air Fryer. Diğer Air Fryer'larda daha doğrusu çoğu Air Fryer'de olmayan bir akıllı telefon entegrasyonu var. Öncelikle on ondan başlayalım. General Mobile'ın bu bahsetmiş olduğum ekosistem ürünlerini ekleyip tek bir uygulama üzerinden kontrol edebileceğiniz GM Smart isimli bir uygulama var. Ben şimdi ekran kaydını alıyorum, boş bir yere vereceğim. Burada görüyorsunuz tüm cihazların altında GM Air Fryer ve GM Air Purifier yani hava temizleyicisini burada tek ekranda görebiliyorum. Air Fryer'a e tıkladığım zaman direkt olarak telefon üzerinden Air Fryer'ı kapattım mesela şu an kapandı mı? O zaman açıyorum. Açıldı. Açıldı. Burada böyle Instagram storylerine benzetmişler. Yukarıda patates kızartması, karides, et gibi. Hani direkt telefon üstünden kontrol etmek için aşağıda yine pişirme süresi, pişirme sıcaklığı, ayarlar bölümünde sallama, hatırlatıcı gibi. Ee, burada böyle bir uygulama yapmışlar. Çoğu Airfryer modelinde olmadığı için ilk bununla başlamak istedim. Onun dışında ben şöyle kendime çevireyim. Zaten yakın detayda sizlere göstereceğiz. Hemen hemen bütün Airfryer'lerde karşımıza çıktığı üzere Ön tarafta dijital dokunmatik bir ekranımız var. Buradan isterseniz önceden tanımlanmış mesela patates kızartmasına bastığım zaman direkt 200 dereceye ayarlıyor ve play tuşuna bastığım zaman yani başlat tuşuna bastığım zaman air çalışmaya başlıyor. Burada yine işte balık için, et için, tavuk but için, ekmek gibi, pasta gibi pastane ürünleri için önceden tanımlanmış modlar var. Ama ben hep söylüyorum zaten bu önceden tanımlanmış modlar size sadece vakit kazandırmak için yapılmış. Siz her zaman dereceyi ve dakikayı da kendinize göre ayarlayabildiğiniz için aslında buradaki ön tanımları kullanmadan kendi zevkinize göre nasıl pişirmeyi istiyorsanız oradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şuradan temperature yani ısıya bastığım zaman maksimum 200 dereceye kadar çıkabiliyor. Minimum da şuradan. Minimum da 70 dereceye kadar bir yani 70 derece ile 200 derece arasında çalıştırabiliyorsunuz. Zamana tıkladığımız zaman da yine buradaki artı eksi tuşlarını kullanarak evet maksimum 60 dakikaya kadar ayarlanabiliyor süresi de. Dediğim gibi isterseniz ön yüklemeyi kullanın, isterseniz de kendiniz hem dereceyi hem de zaman ayarlayabiliyorsunuz. Kızak sistemi yok tabii ki. O bir tek zaten galiba Philips'te var. Şurada haznesini çıkartmak için bir tuş var. Bu tuşa zaten fark ettiyseniz bastığım anda açılıyor. Hazne videonun başında söylediğim gibi 5 litre arkadaşlar ve kutu içerisinden böyle işte tavuk kanat olabilir, ızgara üstünde yapabilmeniz için ücretsiz bir şekilde kutu, kutu, kutu içerisinde. Kutu içerik kutu içerisinden bir de böyle bir aparat çıkıyor. Normalde bunu da ekstra para vererek aldığınız için ki benim de air fryer aksesuarları ile ilgili bir videom var. Eğer herhangi bir marka air kullanıyorsanız izlemenizi tavsiye ederim. Baya baya işe yarayan aksesuarlarla air daha yüksek bir e, verimi alabiliyorsunuz. Hazne konusunda haznenin iç malzemesi ile alakalı direkt General Mobile'ın in internet sitesinde vermiş olduğu bilgileri ekrana vereceğim. Çünkü hani sağlık söz konusu olduğu için air fryer konusunda insanlar merak ediyor. Bunun işte iç malzemesine vesaire vesaire diye. temizi konusunda yine bu yemekle buluşan hazneyi ve içerisinde de yine şöyle bir telimiz var. İster elde isterseniz de yani gerçi General Mobile'ın şeylerine bakmadım ama genellikle bunlar arkadaşlar yıkanabiliyor bulaşık makinesinde. İsterseniz elde isterseniz de bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. İç tarafta rezistans açık. Bu önemli çünkü biliyorsunuz bazı ürünlerin rezistanslarına ulaşmak çok zor oluyor ve temizleyemiyorsunuz. Burada hemen rezistans hazneyi çıkarttığınızda karşınıza çıktığı için hani temizlik konusunda daha rahat olacaktır diye tahmin ediyorum ama ben zaten herhalde bir aydır falan kullanıyoruzdur değil mi Ozan? Yani bir aydır kullandığım için şu an tertemiz. Ee, yine tabii ki bu videoda öğlen yemeğimizi airfryer ile yapacağız. Hem bir yandan pişirme sürelerini, pişirme performansını göreceğiz. Hem de bizim e, bir taşla iki kuş öğlen yemeğimiz incelemenin içerisinde olmuş olacak. Genel itibariyle hani ilk tasarım vesaire özellikleri bu. Ben şimdi masaya yapacağımız yemekleri getireyim. Bir yemekleri pişirerek oradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar adettendir ilk olarak patates kızartması yapalım. Her airfryer videosunda söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Eğer airfryer'ınızla dışarıda yağda kızartırsanız, kızartılmış bir patates kızartmasına benzer bir şey yemek istiyorsanız ne yazık ki bu hazır patateslerden almanız gerekiyor. Tabii ki ev patatesiyle de olur ama o daha böyle hani fırında yapılmış sağlıklı patates gibi oluyor. O yüzden ben de donuk patates kullanıyorum, hazır patates kullanıyorum. Burada 1 kilogramlık paketin hepsini koydum. General Mobile'ın Fryer'ı da 1500 Watt gücünde. Hani tam aynı fiyatta olmadıkları için yani segment farkları var. Çok kıyaslamak doğru olmayabilir ama mesela Philips'in XX Large modeli 2250 Watt. Bu model 1500 Watt. Bu da ne demek oluyor? Bazı yemeklerde General Mobile'ın işte yemeğe göre 3 dakika 5 dakika daha geç pişirebilme ihtimali var. Bu daha güç, düşük güçlü olması sebebiyle. Ben şimdi 1 kilogram patatesin paketteki hepsini koydum. Yerleştirdim. Şuradan patates kızartmasını seçtim 200 derece başlat dedim. Kendisi otomatik olarak 22 dakika veriyor ama ben bir süredir kullandığım için eğer bu kadar hani 1 kilo patates koymazsanız 15 dakikada falan gayet güzel oluyor. Şimdi 1 kilo koyduk ilk defa 1 kilo yapacağım. Bakalım başlatalım ne kadar sürecek. Arkadaşlar uygulamada da pişirme esnasında görüntüleyebiliyorsunuz. 22 dakikayla başlamıştık. Pişirme sıcaklığını gösteriyor ve kalan dakikayı gösteriyor. Şimdi bir patatesimizin durumuna bakalım. Hem bir sallayalım. Bu arada sallama uyarısı da var. Evet daha gördüğünüz gibi olmaya başlamış ama daha pişmemiş. Hemen bir karıştıracağım. Evet. <laughs> Şöyle bir karıştırdım. Bu arada yani pişmeye yaklaşmış ama daha tam o istediğimiz kıvamda değil. Devam. Arkadaşlar, 5 dakikası kaldı. Yine bir kontrol için bakıyoruz. Aa, olmuş ama ben bir tık daha kıtır sevdiğim için bırakacağım. Yine bir sallayalım. Şu an anlaşılıyordur. Ve şeyler başladı. Ya yani şu haliyle mesela çoğu insan için yenir. Yani ama ben biraz daha böyle kenarlar şey, kıtır. 3-4 yani dakikada olsun. Mesela yani şey beni şaşırttı. Yani ben şimdi bunu ilk defa kullanmıyorum. Biliyorsun bir aydır zaten deniyorum. Hı. E benim XX Large'la hemen hemen aynı sürede patates yapabiliyor. Yani 1500 watt olmasına rağmen aynı sürede yapabiliyor. Bu kesin hani o konularda biraz daha şey olacaktır diye düşünüyordum. Tavuk hiç yapmadım. Birazdan o da klasik bir tavuk da yapacağız. Şu bitsin. Ya 5 dakikası kaldı ama ben bunu 2 iki, 2,5 iki dakika sonra alırım. Arkadaşlar tam 2 dakika kaldı. Yani 20 dakika geçti. Oo evet bak. Hemen bir Evet işte en sevdiğim Formu bu, hala altın sarısı ve kenarlarında şeyler var, kızarıklıklar var. Şimdi çok sıcak ama ne yapacağız Ozan? Tabii ki çıtırdı testi yapacağız. Tabii bunu kapatalım. Ne kadar yağlı bak görüyor musun? Evet ya işte hazır patates alıyorsan abi sıfır hiç koymayacaksın çünkü içinde var. Veya yani nasıl oluyor bilmiyorum ev evinde yaptığın patates kızartmasıyla şunun arasında airfryer'da muazzam fark oluyor. O yumuşak oluyor yani. Ya onun için çok daha fazla şeyden, aşamadan geçirmen gerekiyor ev patatesini Vay yani. Sol, 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 var ama sol, ne falan böyle onda uğraşmak istemezsin çünkü patates bir şey. Şeye bakmak lazım. Yani bu mesela paketi duruyor mu bunun? Ne kadar? Acaba hani ne kadar biz e, ya bunun içinde de yağ var ya ne kadar yağlı bir patates yiyoruz. Ama yani sıfır yağlı sonuç kendi içindeki yağ ile yapıyorsun. Yani evet. Hadi bir tadım testi yapalım şu küçüklerden al da bir kıtırtı. Bayağı kıtır olacak çünkü biliyorum. Bak şimdi. da mekanizmaları. <laughs> Böyle çok kıtır oluyor, çok güzel. Mesela 20 dakikada bir kilo patatesi yapması Şarkı. başarılı. Evet. Hemen tavuğumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar tavuk yapacağız ama paketi buldum mutfaktaymış. 100 gramında 3,5 gram yağ var. Ozan iyi diyor, çok yok diyor. Ama tabii bunda doymuş yağ da var, 1,5 gram kadar. Hani yani müthiş sağlıklı değil tabi evde patates yaparsanız daha. Sağlıklı olur. Bir kaşık iki kaşık yerle yapılıyor ama şu kıtırtıyı şu keyfi de alamıyorsun. Ben hazırcıyım arkadaş. Sanki her şeyim çok sağlıklı daha Bu da bu kadarcık sağlıksız olsun. Neyse şimdi arkadaşlar şöyle benim klasik çok yaptığım bir tavuk tarifi. Çok basit. Bir tane tavuk göğüs alıyorsunuz. Gelişi güzel. Böyle küp küp yani küp küp tab olmuyor da benim kesimimde. Böyle hani tavuk şişimsi parçaları ayırıyorsunuz. Biraz zeytinyağı gezdiriyorsunuz ve tercihinize göre karabiber, pul biber, sarımsak tozu olabilir. Baharatlarla çeşitlendiriyorsunuz, airfryer'a atıyorsunuz. Airfryer'da tavuk göğsü bence en iyi airfryer'da oluyor. Çünkü ben eskiden fryerler yokken tavada yiyordum. Kupkuru oluyordu abi. Çok keyifsizdi. Ben tavuk göğsü çok severim. Airfryer icat oldu. Bu tavuk göğsü olayı gerçekten lezzetlendi. Şimdi yine açtık şeyimizi. Burada yaklaşık yarım kilo falan var. Çünkü 650 gram da aldığımız tavuk. Bir parça koymadık. Okey, şimdi bunu taktık. Şimdi, hayır bir dakika, dur, dur abi, dur, 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 dur. Eski program. Aynen, abi. dur. Şimdi, 180 derecede yapalım. 20 dakika, büyük ihtimalle 20 dakika sürmeyecek tavukları küçük küçük kestiğim için ama 180-20 dakikada bir başlatalım. Biz yine zaten yolda tekrar açacağız. Arkadaşlar tam 10 dakika oldu. Bir bakalım. Daha olmamıştır ama. Evet. Olmaya yakın. Rengi dönmeye başlamış. Rengi baya baya dönmüş. Bir, bir çatal getirsen abi şey yapalım. Bu 15 dakika da olacak. Ya şu an bile bak. O, evet oğlum... 16-17 dakika açıyorum şeyde. Pişmiş şu an biliyor musun? Bak tavuğu en iyi şeyden anlarsın ya. Çatal ne kadar rahat giriyor. Hı hı. Ama Oğlum olur. çatalı vurduğum gibi dağılıyor. Neyse tavuk olduğu için ben de iç, içim rahat etmiyor. Baksana çatalı vurduğum gibi dağılıyor olmuş bu. Ama e, içimiz bir rahat etsin 5 dakika daha şey yapalım. Tavuk yani sonuç yani, olarak. Açıp bakarız da. Ya, yok olmuş ya belli. Bu olmuş olmuş. Çatalı vurdum mu dağılıyor Her çünkü yok. Arkadaşlar 7 dakika kaldı. Yani 13 dakika oldu. Evet. Baksana renge. Tamamdır. Ekmek yapacağız ama burası yağlandı. Neyse, şöyle. Şimdi çatalı vurunca zaten inşallah netliyordur. Tam o şey diyeyim de. Aynen karaya getirelim. O dumanı bak. Biraz soğusun da bir yine tadım testi. Bir de şunu hep durdurmayı unutuyorum. Bir de şey getireceğim arkadaşlar, donuk ekmek. Arkadaşlar şöyle de yine donuk ekmekler. Bu arada daha önceki airfryer videolarını izlediyseniz donuk simit, donuk ekmek çok güzel oluyor Fryer'da. Hani ben <laughs> artık tek yaşadığım için bunlar hep kolay şeyler. Ne yazık ki yağlı yerde yapacağız ama şeyin tavuğun yağı geçer, lezzeti geçer ekmeğe. Köfteciler gibi. Aynen. Bu da böyle 8 dakikada falan oluyor yine 180. Şu kalan altı buçuk dakikayı artıralım. Tabii ki müdahale edebiliyorsunuz. 7 dakikaya ayarladım. Bir de ekmeği yapalım. Ozan Bey bu biraz soğumuştur. Gelin bir tadım testi alalım sizden. Evet. Gayet güzel pişirmiş abi. İçi de sulu. Evet çok güzel yapıyor ya. Bu, evet. Burada arkadaşlar tavuk konusunda ne kadar küçük parçalara bölerseniz o kadar hızlı pişer. Ne kadar büyük tavuk kullanırsanız o kadar içinin pişmesi zaman alacağı için uzun sürüyor. Ben böyle bölüyorum ki pişme süresi daha kısa olsun ve löp löp yiyebileyim. Zaten çok sağlıklı. Bir tek şey var bunda. Bir azıcık zeytinyağı gezdiriyorum. Pul biber, karabiber. Sarımsak yoktu bizde koymadım ama güzel olur. Yani çeşitlendirebilirsin. Şey geldi. Ha evet ama biz tabii şey kayarını açık bıraktık. Ekmeğin nesini şey edeceğim. <gülüyor> Yapsın. <gülüyor> Ekmeğin nesini şey edeceğim. En son ekmeğimizi de yapalım arkadaşlar. Çıkışla yani bir çıkış alırız bir anlatırım oradan bitiririz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 7 dakikada ekmeklerimiz de çok sıcak şu an tutamıyorum ama renklerinden falan belli. Zaten binlerce kez yaptığım için gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bir kamera açısını değiştirelim. Ben genel bir General Mobile Airfryer ile alakalı düşüncelerimi, deneyimlerimi anlatayım. Ardından da videoyu kapatalım. Evet şimdi arkadaşlar yemeklerimizi yaptık. Ben zaten dediğim gibi bir aydır falan deneyimliyorum. Şimdi ürün güzel mi? Güzel. Birincisi hani özellikle bulunduğu segmentteki diğer airfilerlere göre en büyük avantajı hani eğer ihtiyaç duyuyorsanız akıllı telefon wi-fi bağlantısıyla beraber hani telefon bağlantısında olması. Videonun başında zaten söylemiştim. Hani 5 litrelik kapasite bence bugün Zaten hani almanız gereken minimum kapasite. Artık 3.5'lara falan gitmenin çok bir alemi yok. Onun dışında watt'ı 1500 olmasına rağmen gerçekten beklediğimden daha hızlı pişirme süreleri var. Zaten hani beraber de izledik. Ancak fiyatının birazcık daha uygun fiyatına yani 3000 liraya şu an. Bence böyle 2500 liraya falan düşmesi lazım. Özellikle rakip kıyaslaması yaptığımda. Mesela çok benzer özellikle Xiaomi'nin 6 litrelik bir airfryer var. Yine 1500 Watt yine benzer özellikler sunuyor. Onda galiba telefon bağlantısı yok ama onun öyle bir eksi var. General Mobile'ın öyle bir artısı var ama hani artı 1 litre bile olsa önemli yani. Airfryer'ın en önemli konusu haznesi Ve aynı fiyattalar. O sebeple hani alınır mı? Ben kesinlikle alınabileceğini düşünüyorum. Gayet kullandığım süre boyunca işte özelliklerinden, pişirme süresinden falan memnun kaldım. Ama hani bir tüketici gözüyle baktığımda fiyat performans açısından şöyle bir 2500 lira falan inse çok böyle hani daha iyi bir fiyat performans ürünü olur. Ancak dediğim gibi eğer yine hani 3000 lira günümüzde bir airfryer için uygun fiyat sayılabilecek bir e, rakam. Düzgün bir ürün. Eğer bir airfryer ihtiyacınız varsa kesinlikle alınabilecek ürünlerden biri olarak görüyorum. Sizler her zamanki gibi aşağıdaki yorumlar bölümünde yorumlarınızı benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bir de abone olursanız sevinirim.